sahip canlı alemleri var. Ve ben burada dört tane alem incelemiş olacağım. Bunlardan ilki tabii ki protista alemi olacak. Ben burada tek hücreli de göreceğim, çok hücreli canlı da göreceğim. Koloni halinde yani birlikte yaşayan canlı gruplarını da görmüş olacağım. Tabii ki bunların tamamı ökardır. Yani burada değerlendirdiğim canlıların çekirdek ve zarlı organelleri olacak. Ben bu protista aleminin üyelerini yapılandırabilirim. İlk kısımda protozoa canlıları ele alacağız. Bunlardan kamçılar, yalancı ayaklılar, sporlular, siller diye gruplarımız olacak. Yani tahmin ettiğiniz gibi burada amip, öglena, paramecium, plazmodium gibi canlıları incelemiş olacağız. Daha sonra algden bahsedeceğiz. Sonra da cıvık mantardan bahsedeceğiz. Ve protista aleminin üyelerini böylelikle öğrenmiş olacağız. Ve bir tane alemimizi bitirmiş olacağız. Bu alemin ilk canlıları olan protozoa canlılardan başlayalım. İlk grubumuz da kamçılılar. Tabii ki bunlar adı üzerinde kamçılarıyla aktif hareket etmiş olacaklar. Ve bunların bir tane hücreleri var. En tanınmış örnekleri Euglena viridis ve Trypanosoma gambiense. Dikkat ederseniz tür adlarını italik yazdık. Ne öğretmiştim? Tür adları italik yazılıyor idi. Elle yazıyorsak italik yazma anlaşılamayacağı için altını çizerek yazıyor idi. Bilimsel yazılarda bu şekilde değerlendiriliyor idi. Bu canlıların tatlı kutuda yaşayanları var. Tatlı kutuda yaşayanlar bünyelerindeki fazla suyu dışarıya atmak için kontraktil kopul bulunduracaklar gibi. Ve kontraktil kopullarıyla fazla sularını enerji yani ATP harcayarak dışarı atacaklar. Bu canlıların belirgin bir şekilleri var. Bunun sebebi bu canlılarda hücre duvarı görmüyorum. Hücre duvarına benzer pelikula adını verdiğimiz koruyucu bir kılıfa sahipler hücre zarının üzerinde bulunuyor. O yüzden pelikulaları olduğu için belirgin bir şekle sahip olacaklar. Bu canlı kamçısının olduğu yerden ikiye bölünecek boyuna bir şekilde ve eşeysiz üremesini mitoz bölünme temelli gerçekleştirecek. Bunu 10. sınıfta ayrıntısıyla değerlendireceğiz. Öglena'nın bu özelliğini asla unutmayın ve altını çizdim. Öglena hem ototrof hem de heterotrof beslenme özelliğinde olan bir canlıydı. Böyle bir canlıda böcek kan bitkisi vardı. Hemen altta açıklamaya bakıyorum. Bu Öglena'nın göz lekesi yani stigmatın verdiği bir yapısı var. Birazdan şekilde göreceğiz. Bu göz lekesi ortamdaki ışığı algılayıp bu canlının ışığa dönmesini sağlıyor ve bu sayede bu canlının kloroplastı uyarılarak fotosentez yapıyor. Ortamda ışık yoksa besin üretemez, fotosentez yapamaz. Bu sefer kamçısıyla avcı konumuna geçip etraftaki plankton gibi canlıları avlayarak hazır olarak beslenmiş oluyor. Yani hem ototrof hem heterotrof beslenmiş. Bu bir canlı. Tabii ki boşaltım yapacak. O yüzden karbondioksit, amonyak gibi atıklarını difüzyon aracılığıyla hücre zarından atarak uzaklaştırmış ve boşaltımını yapmış olacak. Hemen yukarıda Öglena'nın şematize edilmiş bir fotoğrafını görüyorsunuz. Kamçısı var canlımızın. En dışta pelikula adını verdiğimiz bir kılıfı var. Onun altında tabii hücre zarı olacak ama onu değerlendirmemiş. Ortada mor renkli büyük bir çekirdek görüyoruz. Göz lekesi diye bir şey yazmış stigma, ışığa yönelmesini sağlayan yapı. Tatlı suda yaşıyorsa kontraktil kopulu var. Mitokondrisi olabilir, Golgisi olabilir, kloroplasti olacak. Ökaryot olduğu için organel bulundurabilecek bir canlı. Dolayısıyla bunlara da sahip olmasını bekliyorum. Aşağıda Öglena'nın mikroskoptan görülmüş bir fotoğrafını koydum. Bakın Öglena viridis diye yazdım. Yan tarafta da Trypanosoma gambiense denilen başka bir kamçılıyı koydum. Şu uzun uzun daha koyu mor renkli görülenlerde bu kamçılı canlı olacak. Biri Öglena, biri de Trypanosoma denilen kamçılı. İkisi de bu grubun üyeleri. Devam ediyorum. Diğer bir kamçılımız olan Trypanosoma gambiense şu mor renkli olan canlılardan bahsediyor.
Bunlar omurgalı hayvanların kanında yaşayacak ve uyku hastalığına sebep olacak. Yani bunlar parazit yaşıyor. Çeçe sineğiyle taşınacak. Çeçe sineğinde bu parazit varsa, çeçe sineği kişiyi ısırdığında bu parazit kişinin kanına geçiyor ve maalesef ki uyku hastalığına sebep olacak. Ölümcül hastalıklardan bir tanesi de paside almamak lazım. Noctiluca milaris denilen başka bir kamçılı türü var. Bu da denizlerde yaşayıp yakamoz oluşturuyor. Birazdan fotoğrafını göreceğiz. Jaria lamia isimli bir kamçılımız var. Bu da kirli sularda yaşıyor, parazit olarak yaşayacak tabii ki. Maalesef kişi bunu o kirli suyu içerse, vücuduna alırsa bu paraziti insana yakalanmış olacak. Böyle bir hastalığa sebebiyet veriyor. Leishmania tropica denilen bir kamçılımız var. O da yine sivrisinekler tarafından taşınacak ve şark çibanı hastalığına sebep olacak. Yine birazdan göreceğiz. Leishmania dolanani adını verdiğimiz bir kamçılımız var. O da yine sivrisineklerle taşınacak ve kalaazar, humma diye de bilinen bir hastalık. Kara humma, sarı humma gibi çeşitleri var. Kalaazar hastalığına sebep olacak. Hemen görsellerimize geçiyorum. Yukarıda gördüğünüz bebek karnı şişkin bir vaziyette ve yan tarafta bir bey görüyorsunuz. Yüzünde sivilceye benzer döküntüler var. Bu kalaazar hastalığında ortaya çıkan durumlar. Hemen altında kişinin burnunda bir yara oluştuğunu görüyorsunuz. Bu da şark çibanı hastalığı az önce bahsettiğimiz. Ve yan tarafta da güzel bir görsel yakamoz olayından bahsediyor. Yine bu kamçılı canlının sebep olduğu bir olay. Biz kamçılılar grubunu bitirdik. Şimdi kötü ayaklılar yani yalancı ayaklılar grubuna geldik. Bunun da en tanınmış örneği tabii ki amip olacak. Tabii ki tek hücreliler ve tatlı yuva yaşayanlarında kontraktif kopul görmüş olacağım. Bu canlılar yalancı ayaklarıyla kapı besinin etrafını çevreleyecekler ve bu besini içeriye alacak kopul denilen organellerinde sindirmiş olacaklar. Kopulda yaptığı için bu canlı sindirimini hücresinin içinde sindirmiş olduğu bir organel var sonuçta. Ben buna özel olarak hücre içi sindirim adını vermiş olurum. Tabii ki bu yalancı ayaklılar grubunun parazit yaşayan türleri de olacak. Ve bunlar maalesef insan bağırsağında yaşayıp amipli dizenteri adını verdiğimiz yani kanamalı, ishal, ateş, kusma şeklinde kendini seyreden bir hastalığa sebep olacak. Karın ağrısıyla başlayan bir hastalık diyebiliriz. Yine eşeysiz virecek, aynı öbleme yani kamçılılarda olduğu gibi eşeysiz virevesini yine ikiye bölünerek yapacak. Ama belirgin bir şekilleri yok bu yalancı ayaklıların. O yüzden herhangi bir noktada ikiye bölünmeyi yapabilirler. Ama öbleme için şöyle dedik. Boyuna olacak kamçının olduğu yerden. 10. sınıfta dediğim gibi göreceğiz. Bunların pelikulaları yok. O yüzden belirgin bir şekle sahip değiller. Bunların yalancı ayakları var. Yalancı ayaklarıyla hem hareket edecekler hem de avlanacaklar. Avcı konumuna geçecekler. Yalancı ayaklarıyla ilgili yerlere giderek canlıyı hücre içine alarak sindirmiş yani karnını doyurmuş olacak basitçe tanımlamış olursam. Yani bu yalancı ayaklılar heterotrof beslenme özelliği gösteriyor. Bir tek ben kamçılılarda öbleme için hem ototrof hem heterotrof dedim. Onun dışındaki canlılarda bu özelliği kastetmiyoruz ve bu amibin yani kök ayaklardan amibin de tamamen tüketici özelliği olduğunu unutmuyoruz. Üreticilik özelliği asla söz konusu değildir. Amibin görsellerini koymaya çalıştım size. Öncelikle üstteki şekli değerlendiriyorum. Ortada mor bir çekirdek görüyorsunuz. Kaktüs ola yaşıyor ise kontraktil kopul olacak. Yalancı ayak gibi çıkıntıları gördünüz. Sitoplazması var tabii ki. Hücre zarı var ve besin kopul adını verdiğimiz, kopul adını verdiğimiz organelleriyle besinlerini sindirmiş olacaklar. Altta da yine benzer bir şekil. Burada sadece kısıtlı organellerin yapıları koymuş. Bu şekilde bir görsel şematize etmeye çalışmışlar. Basit canlılarımızdan bir tanesi tek bir hücresi var. Burada da size bir mikroskop görüntüsü koydum. Biraz daha gelişmiş bir mikroskopla
çekilen bir anıt görüntüsü. Bu şekilde bir örnek alındığında tatlı sudan vesaire amibe rastlayabiliyoruz. Şimdi üçüncü grubuma geldim. Kamçılılar bitti. Kök ayaklılar bitti. Sporlulara geldim. Yani ben hala protista aleminin üyelerini inceliyorum. Tabii ki de sporlulardan en tipik örneğim plazmodyum malaria. Yani hatırlayacağınız üzere sıtma hastalığına sebep olan parazit olacak bu. Hemen bakıyorum. Bu parazit Anopheles cinsi. Dişi sivrisinekler ile taşınacak. Bu sivrisinek maalesef kişiyi ısırdığı zaman bu plazmodyum varlığının tanıma geçecek ve ben sıtma hastalığına yakalanmış olacağım. Bu parazit hem eşeyli hem eşeysiz yürüyor. Bunu aynı anda yapıyor. Biraz özel bir üreme şekli. Bu parazit eşeyli üremesini sivrisineğin vücudunda, eşeysiz üremesini ise insan vücudunda yapıyor. Ve bu özel üreme şekline, yani eşeyli eşeysiz üreminin birbirini takip etmesine dayanan bu özel üreme şekline ben döl almışı, yani metagenez diyorum. Yine 10. sınıf konularında değerlendirilecek. Bu grubun üyeleri parazit yaşadığı için, sporlar parazit yaşıyormuş cümleye dikkat ediyorum. Yani heterotrof beslenecek tabii ki. Başkasından geçiniyor. Başkasından geçinmek demek, ondan hazır almak demek. Yani tüketici, yani heterotrof demek. Önemli, bakın kok altını çizdim cümlenin. Bunların hareket organelleri yok. Kamçılıların kamçısı var. Kök ayaklıların kök ayakları, yalancı ayakları var ama bunlarda hiçbir şey yok. Ve bunların tatlıda yaşayan formları da olmadığı için, tamamı parazit olduğu için kokuna da rastlanacağım. Bunlar sindirim yapamıyor ki, parazitler sindirim yapar mı? Hayır, sindirilmiş canlılar sindirilmiş besinlerden beslenir. Benim sindirdiklerimi kullanıyor. Beleş geçinmiş olacak. Dolayısıyla bunlar sindirim yapmayacağı için sindirim kokulu gibi yapılara da söz konusu değildir. Mikroskop görüntüsü. Uzun kurçuk şeklinde gördüğünüz sporlu canlı olacak. İki tane görselde görüyorsunuz. Ve alt tarafta da basitçe bir plazmodyum size göstermeye çalışmış. Sadece çekirdeği olacak bu canlının. Ribozom, histoplazması vesaire onları görüyoruz. Yani kontraktil kokulu, besin kokulu gibi yapıları görmeyeceğiz. Son grubumuz olan sivrilere geldim. Bu protista aleminin ilk gruplarını değerlendirdiğim zaman 4. sırada yer alanı oldu siviller. Tabii ki bunlar sivrileriyle hareket edecekler. Dolayısıyla aktif hareket etmiş oluyorlar. Burada da en tipik örneğimiz paramecium. Kendi içine bir sürü türü var tabii ki paramecium'un da, cins adını yazmış oldum. Sivrileri hareket etme dışında beslenmede de kullanılıyor. Sivrilerle hareket etti, avcı konumu için, avcılık konumu için sivrilerini de kullanmış, canlıları avlamış olacak. Tabii ki de tek hücreli. Ve heterotrof besleniyor. Yani tüketici bir canlı olduğunu söyleyebilirim. Bunun da üreticilik özelliği yok. Üreticilik özelliği sadece evlenmeye ait bir özellik. Bir kez daha tekrar ediyorum. Burada bilmem gereken bir şey var. Bu canlı iki çekirdeğe sahip. Normalde her hücrenin bir çekirdeği varken genel olarak değerlendirdiğimde bu canlının iki tane çift çekirdeği olacak. Ve bunlardan çekirdeğin bir tanesi küçük, bir tanesi büyük. Küçük olan çekirdek eşeyli üremeden sorumlu. Biz bunu bakterilerde gördük. Konjugasyon dediğimiz olay. Paramecium'da biraz daha farklı olmakta bu olay. Değerlendireceğiz seneye 10. sınıfta üreme kısmında. Bu canlıda konjugasyon dediğimiz olay söz konusu. Ve eşeyli üreme başlığında değerlendiriliyor. Ve bundan sorumlu çekirdek canlıdaki küçük çekirdek. Bu canlının büyük çekirdeği de eşeysiz üreme. Yani mitoz temelli yaptığım üremeden sorumlu ve yaşamsal faaliyetlerin devamı. Yani protein sentezidir, işte yağ sentezidir vesaire, bu olaylardan sorumlu olan çekirdek, büyük çekirdek diyeceğim.
canlı yine eşeğsiz üremesini ikiye bölünerek yapacak. Öglena ve Amit de olduğu gibi, ama Öglena da boyuna idi. Amit de herhangi bir noktadan, belirgin bir nokta söylemedik. Bu canlıda da enine olacak bölünme ve bu sayede sayısının iki katına eşeğsiz yolla çıkarmış olacak. Pelikulası var. Öglena'nın da vardı ama amibin yoktu. O yüzden amip belirgin bir şekle sahip değildi. O zaman bu sinliler grubunun pelikulası olduğu için bunlar da belirgin bir şekle sahipler diyeceğiz. Kaplıca'da yaşayanlarından yine tabii ki kontraktil kokul göreceğim. Tatlısu'da yaşayan türlerine sadece plazmodyum, yani sporlularda rastlanıyordu. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Hemen paramecium'un bir görselini koydum. Silleri var görüyorsunuz. Hemen bunun altında pelikula ve hücre zarı gibi yapıları göreceğiz. İki tane çekirdeği var, büyük küçük çekirdek. Tatlısu'da yaşıyorsa kontraktil kokulu olacak. Ağız ve anüs gibi minik açıklıkları olan bir canlı, yani besini yeme ve uzaklaştırma boşaltım işlemini bu açıklıklarda yapan bir canlı olacak. Hemen altta da yine gelişmiş bir mikroskopa ait bir paramecium görüntüsü, terliksi hayvan diye de Türkçe bir karşılığı olacak bu canlının. Sillerinden dolayı biraz terliğe ayağa benzediği için böyle bir görüntüye sahip. Şu an protista aleminden protozoa canlılar kısmını bitirmiş olduk. Hemen geriye dönüyorum. Çok hızlı şöyle. Yani biz protozoa canlıları inceledik. Sıra geldi alg ve cıvık mantarı incelemeye. Bunları da anlattıktan sonra